herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Özlem Akçin. Bugün Sapanca Kırkpınar'dayız. 4 tane lüks ahşap evin olduğu oldukça sıra dışı bir konaklama yerindeyim. Bu tarz yerlerden haberdar olabilmek adına kanalıma abone olmayı unutmayın ve keşfimize başlayalım. Minimalist Sapanca'dayız arkadaşlar. Bugün burası otel konseptinde tasarlanmış 4 tane sıra dışı ilgi çekici ahşap evin olduğu bir tesis, bir konaklama yeri. Bu noktadan Minimalist Sapanca'nın bahçesine giriş yapıyoruz. Bizi ilk olarak sol tarafımda gördüğünüz köknar ağacı ve sağ tarafımda gördüğünüz palmiye ağacı karşılıyor. Ağaçlardan sonra birkaç adım gitmenin ardından resepsiyon bölümü karşılıyor. Bir konaklama yerinde resepsiyon olmazsa olmazlardan bence. Hem konaklama yerini şık gösteriyor hem de geldiğinizde bütün ihtiyaçlarınızı söyleyebilmeniz adına gerekliliklerden birisi diye düşünüyorum. Resepsiyonun hemen yan tarafındaki ince uzun yoldan devam ederek konaklanılabilecek evlere ulaşıyoruz. Bana bir numaralı evi ayırmışlar. Bütün evler dolu olduğundan ve sadece bir numaralı ev boş olduğundan dolayı ben bugün çekimimi ve konaklamamı o evde yapacağım ve tabii ki size de o evi göstermiş olacağım. Oldukça şık bir kapıdan giriş yapıyoruz ve bahçemizle karşılaşıyoruz. Buradaki her evin kendine ait 150 metrekare kullanım alanına sahip bahçesi bulunuyor. Aynı zamanda evlerin kullanım alanı da 45 metrekare. Her ev birbiriyle aynı, aynı zamanda her bahçede birbiriyle aynı boyutta ve tasarımda. Oldukça güzel, şık bir peyzaj karşılıyor bizi. Her bahçede kendine ait, kendine has özellikleri olan çeşitli meyve ağaçları bulunuyor. Mesela benim bulunduğum bahçedeki elma ağacını göstererek ağaçlardan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda yan bahçede incir ağacı bulunuyor. Diğer yan bahçelerde de çeşitli meyve ağaçları mevcut. Bahçelerde kültür çimi kullanılmış. Zaten iki çeşit çim vardır biliyorsunuz. Mera çimi vardır, kültür çimi vardır. Burada kültür çimi kullanılmış. Bu tarz yerlerde izolasyonu sağlamak önemli biliyorsunuz. Bahçenin bir kısmını çitlerle ve bambularla kapatmışlar. Diğer kısımlarını da doğal ağaçlarla kapatmışlar. İşte bu doğal ağaçlardan ne var? Normal bildiğimiz çam ağaçları bulunuyor. Bir kısmında da Gold Rider isimli oldukça şık görünüme sahip çam ağaçlarıyla sağlamışlar. Hemen bahçedeki diğer detaylara değinerek devam ediyorum. Bahçenin ve evin içinde de göreceksiniz çeşitli yerlerinde ambiyans aydınlatmalar mevcut. Özellikle akşam saatlerinde bu ambiyans aydınlatmalar yakıldığında burada çok şık görüntü ortaya çıkıyor. Yaz aylarında konaklama yerlerinin olmazsa olmazlarından havuzdan da bahsetmek istiyorum size tabii ki. Bu havuzun ebatı 3'e 6, 18 metrekarelik bir havuz. Derinliği de 1.45 arkadaşlar. Bir aile için oldukça kullanışlı ebatlarda bir havuz. Bu havuzun kışın suyunun sıcak olma gibi güzel bir artı bir özelliği var. Tabii ki yaz aylarında bu ısıtma sistemini kapatıyorlarmış. Bir de şu özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Köpük panjur sistemiyle havuzun komple üzerini kapatıyorlar. Niçin kapatıyorlar? Hem bir buraya konaklamaya gelen misafirlerin çocuklarının güvenliğini sağlayabilmek adına hem de kışın ısıtma sistemi çalıştığından dolayı suyun sıcaklığının muhafaza edilmesi adına uyguluyorlarmış, kullanıyorlarmış bu sistemi. Bir özelliği daha var. Aynı zamanda havuzun kirlenmemesi adına dışarıdan işte ağaçlardan gelen yapraklarla ya da işte tozla kirlenmemesi adına da uyguluyorlarmış bu sistemi. Hoşuma gitti. Güzel, işletmeye değer katan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Havuzun temizliğini nozulla, aynı zamanda tabletlerle ve bir de yüzey temizleyici olan suyun hareketiyle çalışan robotla sağlıyorlar. Havuzdan sonra devam edecek olursak iki tane şezlong karşılıyor bizi. Şezlongun üstünde de oldukça büyük bir şemsiye bulunuyor. Bahçedeki birkaç detay daha değinmek istiyorum. Ardından da eve geçeceğiz tabii ki. Bu noktada Arap Yasemin'e adı verilen oldukça özel bir sarmaşık bulunuyor. İşletmenin içinde 20 tane bulunuyormuş bu Arap Yasemin'i sarmaşığından. Bu bambuların, çitlerin etrafındaki halatlar ne işe yarıyor diyecek olursanız Arap Yasemin'i için hazırlanmış bu sarmaşık çitlerin etrafını böyle güzel bir şekilde saracakmış. Onu planlıyorlarmış. Evin hemen ön tarafında 3'e 3.5 ebatlarında veranda bulunuyor. Verandada bulunan masada gündüz saatlerinde de yemeğinizi rahatlıkla yiyebilirsiniz. Neden? Çünkü verandanın üstünü komple kaplayan bir güneşlik bulunuyor. Bahçeye değindik, verandaya değindik. Şimdi artık evin içerisini keşfedelim.
45 metrekare kullanım alanına sahip loft katlı bir ev arkadaşlar. Giriş yapar yapmaz hemen sol tarafımda askılık bulunuyor. Askılıkta neler var? Buraya konaklamaya geldiğinizde ihtiyacınız olabilecek detaylar bulunuyor. Havlu mevcut. Şöyle bornozlar bulunuyor. Terlik, ayakkabı çekeceği, ayakkabı boyası, yoga matı bulunuyor. Burası bir bungalov işletmesi olarak görülebilir ama otel konseptini benimsemiş bir işletme olduğunu düşünüyorum. Hemen sağ tarafımda odun sobası mevcut. Evin ön cephesine değinecek olursak ön cepheyi komple cam tasarlamışlar. Bu da evin içerisinin aydınlık görülebilmesi adına tasarlanan detaylardan bir tanesi. Evin içerisine doğru devam edecek olursak L koltuk karşılıyor bizi. Açılabilir bir L koltuk. Açılabilir olduğundan dolayı da iki kişi orada rahatlıkla yatabilir. L koltuğun karşı tarafında televizyon mevcut. Televizyonun altında böyle bir sehpa bulunuyor. L koltuğun hemen karşı tarafında evin orta noktasında da iki tane orta sehpa mevcut. Evin iç duvarlarının bir kısmını ince taş şeklinde tasarlamışlar. Diğer kısmını da ham sıva halinde bırakmışlar. Ham sıvanın üzerine cila sürmüşler. Herhangi bir renk yok. Bu da doğal bir görünüm kazandırmış eve. Bu noktada masa bulunuyor. Masanın hemen yan tarafında antrasit tonlarda bir petek mevcut. Biraz önce evin içerisinde odun sobası olduğundan bahsetmiştim. Bir de petek bulunuyor. Aslında soba evin ısıtma sistemini sağlamak için değil de tamamen görsel amaçla konumlandırılmış. Evin ısıtma sistemini doğal gazla sağlıyorlar. Yani bu işletmede doğal gaz mevcut arkadaşlar. Bir de hemen yukarıda klimayı göstermek istiyorum size. Kışın sıcaklığa katkıda bulunmak amacıyla aynı zamanda da yazın evin içerisini ferah tutmak amacıyla klimada bulunuyor. Masanın hemen üst tarafında iki tane dekoratif raflar bulunuyor. Rafların altında da prizler mevcut. Devam edecek olursak bu noktada banyo karşılıyor bizi. Minimalist bir banyo ama ihtiyacınız olandan fazlasını bulabileceğiniz bir banyo. Bu noktada jacuzzi görünümlü bir küvet bulunuyor. Küvetle oda arasını duvarla kaplamak yerine camla kaplamışlar. Banyonun aydınlık olabilmesi adına güzel bir detay olmuş. Camda jacuzzi bulunuyor. Dilerseniz jacuzziyi açıp odaya ve bahçeye hakim olabilirsiniz. Dilerseniz de izole olabilmek adına jacuzziyi kapatabilirsiniz. Bu noktada el yıkama lavabosu ve klozet bulunuyor. Aynı zamanda banyoda yine böyle konaklamaya geldiğinizde ihtiyacınız olabilecek sabun, havlu, aynı zamanda fön makinesinin olduğu detaylar da mevcut. Banyodan çıktıktan sonra bir mutfak karşılıyor bizi. Mutfağın tezgahı mermer olarak tasarlanmış. Mutfakta iki gözlü elektrikli ocak, mini bir buzdolabı, aynı zamanda çaydanlık, tabak, bardak gibi detaylar bulunuyor. Mutfağın hemen üst tarafında minik bir pencere mevcut. Alt tarafta yine çatal, kaşık gibi detayların olduğu böyle çekmece ve kapaklı dolaplar da mevcut. Merdivenin alt tarafındaki bebek sandalyesini de göstermek istiyorum. Hemen bu noktada da bebek yatağı bulunuyor. Bu yatak portatif bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Merdivenlerden yukarı çıkıp loft katla devam etmek istiyorum. Kişilik yatağın olduğu 10 metrekare kullanım alanına sahip loft kattayız. Loft katın iç duvarlarına da değinecek olursam bir kısmını sıva halinde, sıvanın üzerine cila sürülmüş halde bırakmışlar. Yatak başına gelen kısmı turkuaz renkli boyayla kaplamışlar. Yine bir tarafı da alt tarafta da gösterdiğim şekilde ince taşlarla kaplanmış. İki kişilik yatağın her iki tarafında, yatak başının her iki tarafında ambiyans aydınlatmalar bulunuyor. Yatağın hemen üstünde de içeriye aydınlık verebilmesi adına, gökyüzünün seyredilebilmesi adına gökyüzü penceresi mevcut. Şu anda öğle saatlerinde olduğumuzdan ve güneşin rahatsız edici şekilde içeriye vurmasından dolayı jalüziler kapalı halde, açarsanız içerisi daha da aydınlık olacaktır. Buraya konaklamaya geldiğinizde havuzda eğlenmek, bahçede keyif yapmanın haricinde etrafta gezintiye de çıkabilirsiniz. Burası konum olarak Marçıkıya Şelalesi'ne 15 dakika.
Gezegen cam terasa 20 dakika, Kırkpınar sahiline de ortalama 25 dakika mesafede. Bu arada ulaşım konusunda da birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Otobandan çıktığınızda 3 dakika ilerledikten sonra minimalist Sapanca'ya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İşletmenin konaklama paketine dahil şekilde kahvaltı servisi mevcut. Aynı zamanda günün diğer saatlerinde ekstra ücret vererek çeşitli yemeklerinden de faydalanabilirsiniz. Hamburger, pizza şeklinde ya da işte patates kızartması şeklinde yemekleri de bulunuyor ve ikramlıkları mevcut. Mesela akşam 5 çayının yanı sıra işte kurabiye ikramları bulunuyor. Güzel mevsim meyvelerinden oluşan meyve tabakları bulunuyor. Bunların hepsi buraya konaklamaya gelenler için ikramlık şekilde servis ediliyor. Hayatımızın her alanında önemli olduğu gibi temizlik tabii ki konaklamaya gittiğimiz yerlerde de önem arz ediyor. Minimalist Sapanca'nın böyle bir temizlik checklisti var. Yani buraya temizlik yapan kişinin ardından diğer görevliler de girip bu checklisti kontrol ederek temizliği teyit etmiş oluyorlar. Temizlik konusunda şüpheniz varsa, temizliğe ekstra önem veriyorsanız bu konu sizin için önemli olacaktır. Bugün Minimalist Sapanca'daydık. Oldukça lüks ve sıra dışı hizmet veren bu konaklama yerine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına Minimalist Sapanca'nın Instagram linkini ve telefon numarasını bırakıyorum. Bu tarz keşiflerimi yakından takip edebilmek, anında haberdar olabilmek adına kanalıma abone olmayı ve bu videoma beğeni yapmayı unutmayın. Her çeşit olumlu olumsuz yorumlarınızı her zamanki gibi videolarımın altına bekliyorum. Bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.